Herkese iyi bir hafta sonu dilerim. Umarım faydalı bir program geçer. Ben Hasan Basri Yapıcı, Marmara Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Türk sağlık sisteminin kurumsallaşmasında kurucu bir isim olan, aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk sağlık bakanı olan Doktor İbrahim Refik Saydam'ı anlatacağım. Ondan önce, bundan bir önceki sunumum Süheyl Ünver, Türkiye'de tıp tarihinin kurucusu, aynı zamanda Türk İslam sanatlarında uzun yıllar çaba göstermiş bir isim olan Süheyl Ünver'in bir sözüyle başlayacağım. "Kardeşim, 100 sene sonra ne sen kalacaksın ne de ben. Öyleyse bunu hepimiz biliyoruz. Öyleyse yapacağımızı yapalım" diyor. Aslında bu söz bize, topluma, insanlığa ancak yaptığımız işlerle, bıraktığımız eserlerle anılacağımızı da gösteren bir söz ki bu sayede Refik Saydam'ı yaklaşık 100 yıl geçmesine rağmen hala bugün anıyoruz. Onu eserleriyle, yaptıklarıyla biliyoruz. Refik Saydam uzun yıllar bakanlık yapmış birisi, Sağlık Bakanlığı yapmış birisi ve onun şöyle bir sözü var Sağlık Bakanlığı döneminde. "Her işimiz A'dan Z'ye bozuktur, düzeltmek lazım" diye. Burada bu bozukluğu ve düzeltmeye ilişkin de bir benzetmeyle başlamak istiyorum sunumuma. Şerif Mardin'i bilirsiniz. Şerif Mardin özellikle Osmanlı son dönem ve Cumhuriyet tarihine ilişkin önemli eserleri olan birisi. Jön Türkler üzerine Cumhuriyet'in kurucu kadrosunda önemli ölçüde askeri tıbbiyeden mezun kişiler vardı. Bu açıdan o dönemdeki hekimlerin yaptığı çalışmalara devlet-devlet adamı ilişkisini hasta-tabip ilişkisine benzetiyor ve eğer devlet hastaysa devlet adamı da hasta olan kişiyi düzeltmek, tedavi etmek ister. Bu açıdan buradaki özellikle hekimlerin rolünü içtimai tabip olarak görüyor ve bu açıdan da Refik Saydam aslında bu içtimai tabip görevini yerine getiren birisi diyebiliriz. Peki neden Refik Saydam? Refik Saydam'ın tıp tarihindeki yeri nedir? Neden önemlidir? Bundan bahsetmek istiyorum. Sonra da hayatını anlatmak istiyorum. Refik Saydam, milli mücadele dönemi öncesinde Trablusgarp, sonrasında Balkan Savaşları döneminden itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık alanında yanından ayırmadığı bir isim. Uzun yıllar koruyucu halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapmış, uzun dönem bu alanda politikalar üretmiş bir isim ve bu açıdan aslında kurucu bir isim. Bizde bilimsel araştırmaların yapılması, gıda ve sıvıların, suların denetimi, onun dışında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yapılması, kolera, difteri, tifo alanında aşıların üretilmesine yönelik çalışmalar yapan bir kurum vardı eskiden, Hıfzıssıhha Enstitüsü adında. Bunun kurucusu olan Refik Saydam. Aynı zamanda Refik Saydam, Osmanlı'dan kalan hastanelerini teknik anlamda yeterli olan hastanelerin numune hastanelerine çeviriyor ve Türkiye'deki Cumhuriyet sonrası altyapıyı geliştirmek, nitelikli sağlık personelini arttırmak amacıyla çeşitli numune hastaneler kurduruyor. Diyarbakır'da, Sivas'ta, Erzurum'da. Bunun yanında dediğim üzere Cumhuriyet'in ilk Sağlık Bakanı niteliği taşıyor ki yaklaşık 15 yıllık bir bakanlık dönemi mevcut. Sonra zaman zaman Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına vekalet ediyor, İçişleri Bakanlığı yapıyor ve 15 yıllık bir Kızılay Başkanlığı dönemi mevcut. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı sonrasında ise İsmet İnönü'nün isteği üzerine başbakanlık görevinde bulunuyor. Celal Bayar'dan sonraki başbakanımız Refik Saydam. Peki Refik Saydam kimdir, nerede doğmuştur? Fatih'te doğuyor, 8 Eylül 1881 yılında. Babası Çankırılı Ahmet Efendi, annesi Fatma Nefis Hanım. Dediğim üzere askeri tıp, Cumhuriyet'in kurucu kadrosunda askeri tıbbiyeden mezun çok insan vardı, isim vardı. Bu isimlerden birisi de Refik Saydam'dır. Mahalle mektebinde eğitimi başladıktan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca askeri okullarda eğitim görüyor. Kuleli'de, askeri tıbbiyede, sonra Gata'da görüyor. Sonrasında Almanya'ya giderek Berlin'de askeri tıp akademisinde yaklaşık 2 yıl eğitim görüyor ki bu daha sonra 2 yıl eğitim gördükten sonra vatanda savaş çıkması üzerine tekrar buraya dönüyor. Sonrasında Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa ile birlikte Trablusgarp'a gidiyor. Sonrasında Balkan Savaşı'nın sırasında önemi büyüktür çünkü Savaş döneminde gerek dönem kaynaklı olarak gerek de dünya savaş tarihine baktığımızda cephede kayıpların önemli bir kısmı aslında yetersiz hijyen ve cephedeki sıhhi organizasyonun yeterli yapılamaması. Bu sebeple bu organizasyonel yönetimi önem veren bir isim ve bu savaş sırasında Bakteriyoloji Enstitüsü'nü kurarak ordudaki askerlere, personele aşı uygulanmasında önemli bir çalışmalar yapmış ve aslında bu çalışmasıyla da ilk defa dünyada hem aşı üretip sonrasında da askere uygulamasıyla dünya literatürüne girmiş bir isimdir Refik Saydam. Ve dediğim gibi savaş sırasındaki rolü büyük. Bu rolü daha sonrasında bu organizasyonel yönetim Cumhuriyet'in ilanı sonrasında da aslında Türkiye'nin dört bir yanına, merkezden taşraya, köylere sağlık hizmetleri nasıl sürdürülebilir ve erişilebilir kılınabilir? Buna yönelik de kafa yormuş ve bu açıdan da çalışmalar yapmış bir isimdir İbrahim Refik Saydam. Aynı zamanda dediğim gibi Atatürk'ün yanında uzun yıllar bulunan bir isim. 19 Mayıs'ta da Bandırma ile Samsun'a Atatürk'le birlikte çıkmış olan ekipte bulunan bir isimdir Refik Saydam. Ve dediğim gibi hem cephede çeşitli kademelerde görev yapıyor. Bunun yanında gerek siyasi hayatında gerek de devlet kademelerinin çeşitli alanlarında aktif rol oynayarak aslında bir şeyler ortaya koymaya çabalamış bir isimdir. Meclis açıldıktan sonra bizim ilk sağlık, şu an Sağlık Bakanlığı olarak geçiyor ama meclis Cumhuriyet'in ilk yıllarında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak aslında bakanlığın gerçek ismi oydu. Ve ilk bu açıdan meclisin açılışıyla beraber ilk Sağlık Bakanımız Halil İbrahim Adıvar'ın eşi olan Adnan Adıvar'dı. O dönemde de Refik Saydam Milli Savunma Vekaletine bağlı olarak Sıhhi Sıhhiye Dairesi Başkanlığı yapıyor. Ve Adnan Adıvar sonrasında da dönem dönem bakanlık yapıyor. Ama asıl burada önemli olan tarih aralığı 1925 ve 1937 aralığı. Bu aralıkta aslında Türkiye'nin mevcut sağlık envanterini çıkararak anne ve çocuk sağlığına yönelik neler yapılabilir? Türkiye'nin sağlık altyapısına nitelikli insan gücünü nasıl arttırabiliriz? Ve bu açıdan dönemsel olarak salgınlar da mevcut. Bu salgınlarla nasıl mücadele edebiliriz? Ne yapabiliriz üzerine de kafa yormuş ve çalışmalar yapmış bir isim ki bu açıdan da aslında dediğim gibi 1925 yılında asıl dikkat edici bakanlık dönemi o dönem. O dönemin meclis açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk o dönemki hükümetin ciddi durması gereken mevzunun hijyen, sağlık olması gerektiğine vurgu yapıyor ve sonrasında da Refik Saydam bütçe konuşmasında bir önceki dönemde yapılan şeylerden bahsederek o konuşmasında kendi bakanlık programını açıklıyor ve bu programda dediğim üzere sağlık örgütünü geliştirmek, onun yanında personel sayısını arttırmak, salgın hastalıklarla mücadele etmek ve sosyal yardım yasaları yapmak gibi pek çok şeyi de yapılması gerektiği ve bu yapacağını vaat ediyor ve bunun yanında dediğim üzere örgütlenmeyi köye kadar götürmek istiyor. O dönemde evet merkezde yeterli sayıda personel olabilir, altyapı olabilir fakat o dönemde taşraya, köye bu sürdürülebilir bir sağlık hizmeti yok. Bu açıdan hatta Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde seyyar hastane kavramı da ortaya çıkıyor. Yeterli personel olmadığı için hastane sağlık hizmetini seyyar bir şekilde uygulamaya başlıyorlar. Dediğim gibi Hıfzıssıhha Enstitüsü halk sağlığını korumaya yönelik önemli bir kurum. Refik Saydam'ın kurduğu bir yer. Aynı zamanda Refik Saydam dediğim üzere nitelikli insan gücünü arttırmak, sayısını arttırmak ve bu alanda çalışmalar yapmayı isteyen bir isim. Ve nitelikli sağlık personelinin bir ayağında tıp fakülteleri oluşturuyor. Ve tıp fakültelerindeki bu niteliği arttırmak, bilimsel araştırmayı teşvik etmek amacıyla da ulusal tıp kongrelerini başlatmak istiyor ki 1925 yılında ilk tıp kongresi de düzenleniyor. O da yaptığı bir konuşmayı da sizlere aktaracağım. Ve yaklaşık 15 yıl bakanlık yaptığı için de aslında Türkiye'nin sağlık mevzuatının asıl kemik yapısını oluşturan isim Refik Saydam'dır ki şu an hemşirelikten ebeliğe, hasta bakıcılığa, diş hekimliğine, hekime kadar tüm sağlık personelinin görev tanımı, sorumlulukları, ne yapması, ne yapmaması gerektiğine ilişkin çerçeveyi çizen tababet ve şuabat sanatlarının tarzı icrasına dair kanun da yine Refik Saydam'ın döneminde ortaya çıkan bir kanundur. Bu Refik Saydam'ın kendi programında açıkladığı Türkiye'nin altyapısına nitelikli personeli artırmaya yönelik bu döneme ilişkin hani peki hani bunları vaat etti, yaptı mı konusunda da yine o döneme ilişkin bir tablo var. Kişi başına hekim sayısı 1923 ve 1935 yılları arasında nasıl seyrettiğine üzerine bir tablo ki baktığımızda oranlara kişi başına düşen hekim sayısı 1923 yılında 19.860 iken 1935 yılında 9.270'e yaklaşık yarı yarıya bir iyileşme durumu da söz konusu. Ayrıca hekimlere yönelik mecburi hizmet zorunluluğudur, doğum ve çocuk bakım evleridir. Bunun gibi şeyler de yapmış bir kişidir Refik Saydam. Ve Refik Saydam aslında şimdiye kadar da bahsettiğim üzere tedavi edici hekimlikten öteye koruyucu sağlık hekimliğini önemsiyor ve bu sayede bir toplumun geleceğin hem ekonomik açıdan hem de insan sağlığı açısından daha faydalı olabileceğini hayatı boyunca deneyimleyen ve bunun üzerine çalışmalar yapmış bir isim ki onun şöyle bir sözü var. Hekim, hastalığın yok edilmesinde oynadığı rolden çok sağlıklı olanların bu hallerini korumaya yönelik çaba gösterendir diyor ki bu çabasında bir örnekle size bahsedeceğim. Almanya'da Nazi döneminde Almanya'dan pek çok ülkeye nitelikli insan göçü oluyor ve bu kişilerden bizim ülkemize gelenlerden birisi de Mustafa Kemal Atatürk ve Refik Saydam'ın teklifi üzerine gelen pediatrist, çocuk hastalıkları uzmanı Albert Eckstein. Bu isim neden önemlidir? Bu isim Türkiye'de çocuk hastalıklarının kurulması, geliştirilmesi, öğrenci yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmış ve Ankara Pediatriği kurmuş bir isimdir. Ve Refik Saydam, Albert Eckstein'in Türkiye'ye gelmesi sonrasında bu isimden şöyle bir şey istiyor. Ben Sağlık Bakanlığı sürecimde Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin altyapısını iyileştirmek istiyorum ve buna yönelik anne ve çocuk sağlığına yönelik de bir çalışma yapmak istiyorum. Yasa oluşturmak istiyorum. Fakat bu yasayı bir saha analizine, saha çalışmasına dayalı olarak oluşturmak istiyorum diyor. Ve bu sebeple senden istediğim karış karış Anadolu'nun dört bir yanını gezmen ve sahada ne var ne yok bir envanter çıkarman ve buna göre sorunlara çözümler üretmeni istiyorum, çözümler önerisi sunmanı istiyorum diyor ki bu rapor aynı zamanda ilk tıp kongresinde de sunuluyor ve aynı zamanda bu doktorun Anadolu'nun yaklaşık 3000'den fazla köyünü, ilçesini geziyor. Bu çalışmalarını, deneyimlerine aktardığı Bozkır Çocuklarına Bir Umut adlı da bir eseri mevcut. Bunu da ilgilisine tavsiye ederim. Sonrasında bakanlık sonrasında başbakanlık görevi var. İsmet İnönü'nün isteği üzerine Refik Saydam'ın. Burada da Cumhuriyet'in kuruluşu sonrasında, ilanı sonrasında pek çok devrim yapılıyor, yenilikler, düzenlemeler getiriliyor. Sanayi ve üretimi temelli kalkınma planları oluşturuluyor. İlki başarılı oluyor. Buna yönelik ikinci bir plan hazırlanıyor. Fakat burada İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleridir. Bir yandan dönemin şartlarından ötürü bu politika Refik Saydam'la birlikte daha devletçi, daha müdahaleci bir sürece evriliyor. Bu dönemde iktisadi savunma planı, milli koruma kanun tasarısı gibi planlar da programlarda sunuluyor ve bu açıdan bu dönem Refik Saydam dönemi öncesi ve sonrasına baktığımızda daha devletçi, daha müdahaleci, merkeziyetçi bir politika izleniyor. Burada seferberlik hali hakim ve bu açıdan aslında iktisat tarihiyle ilgilenen isimlerin de aslında Refik Saydam'la ilgilenmesi, o dönemde neler yapılmış bakması faydalı olabilir. Ve Refik Saydam soyadı kanunu sonrası Atatürk'ün onun hakkında o içi dışı bir temiz bir insan pırlantasıdır diye tanımlaması üzerine bizzat Atatürk tarafından Saydam soyadı veriliyor ona. Ayrıca dediğim üzere kendi Sağlık Bakanlığı programının hedeflerinden bir tanesi de ulusal tıp kongreleri düzenlemesiydi. Ve bu açıdan ilk kongrenin konuşmasında da Misak-ı Tıbbi adında bir hekimin nasıl topluma, vatandaşa, halka örnek olması gerektiğine ilişkin, ne yapması gerektiğine ilişkin bir konuşma yapıyor. Burada hekim her haliyle örnek olmalı ve vatandaş için onun sağlıklı ve mutlu olması için elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini söylüyor. Bu açıdan Refik Saydam, Türkiye'de sağlık sisteminin, koruyucu sağlık hekimliğinin yaygınlaşması, halk sağlığının ileri evreye taşınmasında yer edinmiş bir isim. Bu fotoğrafta onun 8 Temmuz 1942 yılında vefat ediyor. O dönem İstanbul'u gösteren bir gıda problemi var. Bu gıda problemine çözüm bulmak amacıyla İstanbul'daki ziyareti sırasında bir akşam, 8 Temmuz akşamında kalp krizi geçiriyor ve vefat ediyor. O cenazesinin defni üzerine Son Posta gazetesinde bir küpür burada var. Sonrasında dediğim gibi Refik Saydam döneminde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. İsmet İnönü, Refik Saydam'ın yaptığı politikalarda, çalışmalardan dolayı toplumdaki karşılığına hitaben millet hadimi, büyük vatansevere, Türk milletinin hatırasına hürmetle tevdi ediyoruz diye Refik Saydam'ı, görev arkadaşını anıyor. Şu anda da mezarlığı Cebeci Asri Mezarlığı'nda, Ankara'da. Bu açıdan Refik Saydam, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde, Türkiye'de birçok kurumun aslında Cumhuriyet sonrası daha modern, gelişmiş hale gelmesinde yer edilmiş önemli bir isim. Bu açıdan da aslında gerek şu anki sorunlara, en azından tıp sağlık alanında geçmişten günümüze nasıl bir süreç işlenmiş, Cumhuriyet sonrası nasıl çalışmalar yapılmış, hangi problemlere nasıl çözümler üretilmiş konusunda yol gösterebilecek bir isim. Bu açıdan hem mesleğe dair aidiyet kazanımı açısından hem de dediğim üzere çözüm üretmek açısından tekrar tekrar bakılabilecek bir isim ki yaklaşık 100 yıl geçmesine rağmen bugün bile bilinmesinin sebebi aslında başta Süheyl Ünver'in bahsettiğim zamanın geçmesi, ama zaman geçse de bizim ancak yaptığımız çalışmalarla, eserlerle geleceğe bir şeyler bıraktığımız ve hatırlanabildiğimizdir. O açıdan da Refik Saydam özellikle Türk sağlık sisteminin oluşmasında önemli kurucu bir hekimdir. Bu sebeple onu saygıyla ve rahmetle anıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı. Ayrıca son olarak da dediğim üzere hem başbakanlık yaptık, çeşitli bakanlıklarda bulunduğu için sadece tıp alanında, sağlık alanında değil, gerek iktisat, gerek uluslararası ilişkiler, siyaset alanında da bakılabilecek, faydalanabilecek bir kişi olduğu için birkaç kaynak bıraktım buraya ilgilenmek isteyenler için. Sorusu olan varsa cevaplarım. Buyurun. Evet, ben Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden Furkan Arslan. Şimdi benim merak ettiğim şey, Refik Saydam'ın gerçekleştirmek istediği bir proje var mıydı ama gerçekleştiremediğim? Mesela bir edebiyatçı diyelim, bütün yazma eserlerin dijitalleştirilmesi projesini günümüzde güdebilir veya bir tarihçi işte bir kayıp kitabı bulmaya adayabilir. Bir iktisatçı kendisini herhangi bir iktisadi akımın tesisi için adayabilir. Fakat işte Refik Saydam'ın bu şekilde bir projesi vardı da sağlık alanında, başbakanlığından bahsetmiyorum. Bunu gerçekleştiremedi gibi bir olay var mı ya da bir düşüncesi var mı? Günümüzde bunun gerçekleştirilmesi mümkün mü? Şeklinde bir sorum olacaktı. Şöyle, teşekkür ederim sorun için. Kendisi bahsettiğim üzere koruyucu hekimliği önemseyen bir isim. Bu açıdan da sağlık envanterini çıkarıp sonrasında ne yapılabilir üzerine kafa yormuş ve bir örneği verdiğim üzere Eckstein'i çağırıp sağ çalışması sonrasında o altyapıyı oluşturmak için çaba göstermesi. Bu açıdan böyle çalışmaları var. Fakat yani benim okuduğum kadarıyla yapmak istedikleri şeyleri yapmış. Başbakanlığı döneminde dönemsel kaynaklı olarak ekonomi alanında özellikle sıkıntıya girmiş. Aşırı müdahaleci, devletçi bir politika izlediği için bu halka bazı sonuçlar olmuş. O açıdan tartışmalı bir dönem var. Sağlık açısından da aslında Hıfzıssıhha Enstitüsü o dönemde onun hem Türkiye'deki gıda ve su hijyen denetiminden bilimsel araştırmaya, aşı üretimine, çeşitli alanlara kadar hem nitelikli insan yetiştirmek amaçlı, aynı zamanda bu enstitünün bir okulu var. Tıp fakültesi öğrencilerine yurtları var. Bu açıdan gerek nitelikli insan yetiştirmek amacıyla hem de bilimsel araştırmalar yapmak, teşvik etmek, laboratuvar çalışmaları yapmak amacıyla aslında geliştirmek, daha da geliştirmek istediği bir kurum. O dönem şartlardan dolayı belli bir raddeye geliyor. Fakat sonrasında daha atıl hale geliyor vefatından sonra. Yani o dönemine ilişkin yapmak isteyip yapamadığı bir şeyi açıkçası ben bilmiyorum. Fakat dediğim gibi Hıfzıssıhha Enstitüsü daha sonraki dönemlerde daha atıl hale geliyor. Öyle cevaplayabilirim hacı. Burada bir soru vardı. Üsküdar Üniversitesi'nden Halil İbrahim Ünlü. Slaytta da çıktı. Refik Saydam'ın şöyle bir sözü vardı. Tıpın gerçek başarısı halihazırdaki açarsak daha faydalı olur, evet. Bu mu yoksa? Yok. En başlardaydı. O galiba. Bu mu? Evet. Burada söylediği söz, sağlıklı olanların bu hallerini koruması için çaba gösterecektir diyor. Ama şu an günümüzde Üsküdar Üniversitesi'nin yeni Sinan Canan'ın şöyle bir söylemi var. Tıp şu anda bu amaç ve bu doğrultudan sapmış durumda. Siz hastalanın, biz sizi tekrardan iyileştiririz. Adeta bozulmuş bir makineyi tekrardan tamir ederiz gibi bir şeye dönüştü diyor. Bu konu hakkında sizin düşüncelerinizi merak ettim. Şu an evet, daha çok biz hasta olduktan sonraki tedavi sürecinde daha aktif rol alıyoruz. Burada da aslında koruyucu sağlık hekimliğini yetiştirmek amaçlı aslında sadece hastane değil, dediğim gibi hem bakanlık boyutu var, hem aslında burada toplum sağlığını korumaya toplum sağlığı boyutunda eğitim açısından çalışmalar var. Çalışmalar yapılması gerekiyor. Sadece şu anki algıyla hekim hastanede olandır ve bir rahatsızlığım olduğuna başvurulacak kişidir anlayışı oluyor. Bu o konuda haklısınız. Ama bu demek değildir ki tamamen koruyucu sağlık veya tamamen tedavi edici. Bu dengenin oluşması, bu dengenin kurulması önemlidir. Bu açıdan da evet, koruyucu sağlık şu an ciddi anlamda eksikte Türkiye'de. Bu açıdan da sadece şey değil, hastane kaynaklı değil. Şurada bir söz vardı. Burada aslında dediğim gibi ne meslekle uğraşırsak uğraşalım, o alanda aslında başkalarına örnek niteliği taşımamız gerekiyor. Bu açıdan da hekimin veya sağlık personelinin örnek olması ve dediğim gibi sadece büyük şehirde değil, burada da yazıyor, kırsal kesimleri kapsayacak şekilde. Aslında şu an çoğu insanın hem bu bilinci kazandırmamız gerekiyor, hani kendimize nasıl dikkat etmemiz gerekli, bu açıdan sadece bu açısından da değil, tedavi açısından da değil. Aslında nasıl düzenli ve sağlıklı yaşam, nasıl o kaliteli yaşama ulaşabiliriz? Gerek fiziksel aktivite olsun, egzersiz olsun, gerek uyku düzeni olsun, düzenli beslenme olsun. Yani aslında bir yaşam tarzı değişikliği yapıldığında ancak bu bahsedilen koruyucu sağlık noktasına gelebiliriz. Bu da aslında hani multidisipliner bir konu ve evet, Türkiye'de eksik bir konu. Başka soru var mı arkadaşlar? Yokmuş.